Başladı. Buyurun komiserim. İstanbul, İstanbul Üniversitesi. Hayırlı olsun. Üniversitede polis istemiyoruz. Polis dışarı, özgürlük. 4 yıl boyunca üniversitede polis istemiyoruz diye bağırdım. İş bulamayıp polis oldum. İlk görev yerim de üniversite. Büyük konuşmamak lazımmış. Sen niye ağlıyorsun çocuğum? Şey amirim, ben uzun zamandır işsizdim de. Bu sevinç gözyaşı. I feel stunning. And then prancing. Like running. Like dancing. And dancing. Time for a love. By a pretty wonderful boy. Yani istifade eden bakanlar bizim değil de İngiltere'nin bakanları mı? Evet efendim, İngiltere'nin bakanları. Yani biz bakanımız değil. Hayır efendim, değil. Ulan şunu niye baştan söylemiyorsun? Allah ahil misin? Aklımız gitti gitti geldi lan. Evet ya. Affedersiniz sayın bakanım ama şimdi sizin söylediğiniz laf mı Allah aşkına? Bizde bir siyasinin istifa ettiği nerede görülmüş? Yani olacak iş değil. Korkacak bir şey yok. Oturun arkadaşlar. Oturun. İş toplantımıza devam edelim. Korkacak bir şey yok. Niye? Çünkü bizim geleneğimizde istifa yok. Kızımın yanındaki sendin değil mi? Takip ettim sizi. Nerede kızım? Kimi söylüyorsunuz beyefendi? Çekil lan şöyle. Ebru! Beyefendi! Ebru! Baba! Ah Ebru! Ah Ebru! Ben sana ne diyeyim kızım? Efendim düşündüğünüz gibi değil ya. Konuşma lan! Ah! Ne yapıyorsunuz beyefendi siz? Bırakın o çocuğu yerine. Ne oldu komiserim, yedik mi? Çocuk da rahatsız olmayı siz durdurdu. Vallahi benim bir sadakam varmış ya. Nasıl bir şey yapmadı sana bu çocuk? Bu ne yapabilir ki bana? Ya bu dediğin Kasımpaşa canavarı ailesinden 7 kişiyi doğramış. Bu! Evet, onun yanındaki de Kara Fatma. Bak Kara Fatma'nın sağındaki meşhur karın deşen Berk. Allah! Aynı yöntemle bir ayda 3 arkadaşını kesmiş be. Onun sağındaki de konuşmayı öğrenir öğrenmez babasına ne demiş biliyor musun? Baba mı? Hayır! Babasına hitaben akıllı ol demiş. Allah Allah, çok enteresan ya. Vallahi çok şaşırdım. Şaşırmayın beyefendi, şaşırmayın. Bir köşe yazarımızın da dediği gibi bu kirli, bu acımasız dünyaya gelen çocuklar bu duygularla büyüdüler. Yıllarca televizyonlardan adam öldürmenin yöntemlerini öğrendiler. Ne komşusu lan? Komşuluk mu kaldı? Bırak benim yumurtalarımı bak çok fena yaparım. Yap da göreyim bakayım. Nesi var doktor? Hiçbir şey yok. O halde nesi var? Niye konuşamıyor kocam? Kocanız sesini kaybetmiş hanımefendi. Ama sorun fiziksel değil. Bir psikoloğa görmenizi öneririm. Psikoloğa gidin diyor. Ya şu Ergenekon'u icat etmekle ne ettiler ya? Lan sayelerinde hafriyatlara 5 kuruş para vermiyorlar. Çak abi. Ya ağam ben sana bir şey soracağım. Buyur. Ya biz bu iti vurmaya gelmedik mi? Ya peki ağam, peki biz bu herifin sülalesini kurutmayacak mıydık? Ula oğlum kuruttuk ya, daha ne istiyorsunuz lo? Nasıl kurutmuşak ağam? Oğlum artık biz çağdaş olduk, modern olduk lo. Tövbe estağfurullah. Öyle eskisi gibi gelip adam vurmak yok. Şimdi oğlanı liseye yazdırmışak. Anladın mı sen? Çeteler var, ciletli bıçaklı kavgalar var, uyuşturucu var. He? Karıyı da hastaneye yatırdık. Ya enfeksiyon kapacak ya da yangında ölecek, o da tamam. Vallahi çok büyük adamsın ağam. Peki bir şey soracağım. Biz bu adamı nasıl ortadan kaldıracak? Silahla. Oh be, çok şükür. Eski usul yani. Silahla yapacak ama eskisi gibi değil. Akşama herifin bahçesine silahları gömecek. Ondan sonra ihbar edecek. Herifi Ergenekon davasından yakalayacaklar, içeri atacaklar. Ömür boyu çıkamayacak. Ulan akıllı olun oğlum. Zahmet oluyor size polis abiler ya. Şu ekmek hırsızını da getirsene, ben ona bir bakayım da şey yapayım. Kızım getir şu ekmek hırsızını. Getir abi dolabı, zahmet ettiniz çocuklar ya. Çok sağ ol. Ha, ne yaptın lan sen, ekmek mi çaldın? Ne? Utanmıyorsun lan bu yaşta. Telefonun var mı? Yok. Al şu memurun telefonu, hadi güle güle. Hadi ablacığım çok teşekkürler. Teşekkürler abiler. Hadi kolay gelsin. Ya. Gelsene anahtarı bana. Abi olur mu? Resmi araba bu. Ben nereye gideceksiniz? Ben bırakırım. Ya bakımını yaptıracağım. Bakımını da yap. Ha, tamam tamam o zaman. Var mı bir şikayetin? Balataları abi. Balataları yaptıracağım. Tamam. Tamam, hiç gözün arkada kalmış. Ne demek? Hadi sağ ol. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hadi, hadi atla gidelim. Hadi. Abi biz ne yaptık ya? Ne yaptık lan? Resmen emniyeti soyduk. Hayır, işin ilginç tarafı hiçbir şey söylemediler. Yetişin, hayatım tehlikede. Hiç merak etmeyin hanımefendi. Birkaç saniye içinde oradayız. Buyurun hanımefendi. Hoş geldiniz. Gördün mü? Ben kazandım iddiayı. Yok ya. Şu ağam
Karıcığım bak, bu sefer yakaladım. Yatağında bir adam var. Aa, sen bunu adamdan mı sayıyorsun hayatım? Ayol üşümüş yavrucağımın önünde. İçeriye aldım, yazık. Ay bak ne tatlı şey, buna bir isim koyalım. Tekir nasıl? Tamam tamam. Ben Tekir olsun. Ben kedi maması almaya gidiyorum. Hadi. Welcome back to Davos, Mr. Prime Minister. We should first tell you how pleased we are that finally the negotiations... Olayları çarpıtıyorsunuz. Herkes 15 dakika konuşuyor. Ben 5 dakika konuşamadım şurada. Mr. Prime Minister. Eğer bana müsaade ederseniz... Prime Minister. Ben Ermeni konusundaki düşüncelerimi söylemek istiyorum. Bak çekilin. Çekilin. Prime Minister. One minute. Mr. President, I have to talk about... One minute. Mr. President, bak, yaşça benden büyüksün. Bana öyle gözlerini devire devire bakma. Mr. President, I have to talk... Ben bir daha Davos'a gelmem. Gelirsem iki olsun. Bu da böyle biline. Your military, Sir. Please. Efendim, Ergenekon konusunda halkımız çok rahatsız. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı bu konuda? Ne tıklıyor lan? Tıklıyor. Ağaç kakan mı? Geldiler mi yoksa cam tıklıyor? Paşa hazır. Ama hiçbir suçu yok kocamın. Seni ya bir dakika sus. Yanıldığınızı anlayacaksınız. Her şey anlaşılacak. Yüce Rabbim yanımızda. Paşa olmak suç mu? Öyle paşa olmak suç mu? Ya seni ya sus bir dakika ya otur. Susmayacağım. Vatanı kim koruyor, kim kurtardı? Ya sus diyorum sana, sus. Bak sana bunlar olmaz değil. Siz kimsiniz? Evimde ne arıyorsunuz? Paşam sizin günlüğünüz herkes tarafından okunacak. Daha da çok yetkililer tarafından. Günlükte adı geçen herkes içeriye alınacak. Bu arada maalesef sizi de tabii. biz de mahallede bizi rahatsız eden kişilerin isimlerini günlüğe yazalım dedik. Ben efendim beni işten atan patronumu yazdım. Ben de beni evden çıkaran ev sahibini, veresiye vermeyen market sahibini. Sizin günlüğünüz sayesinde cezalarını çeksinler istedik paşam. İsterseniz günlükten isimlerini çıkarabiliriz paşam. Yok sevgilim, benim kalbim güp güp atıyor. Semih! Ay! Biri Semih dedi. Olamaz, evde kimse yok hayatım. Senin sesin yankılanıyor, bak şimdi. Semih! Semih! Gördün mü, yankı yapıyor. Semih! Ana bir yankı kapıyı açtı kız. Sizler kahkahalar savuruyorsunuz. Biz sizler gibi hiç gülemedik. Bir aileden iki evlat. Siz evlat acısı nedir bilir misiniz? Siz sefa sürerken biz tabutların başında ağlıyoruz. Neden sizce? Neden cenazelerde ağlayanlar sizlerden olmaz? Siz buna vakit ayıramayacak kadar meşgulsünüz. Sizin çocuklarınız sahte raporlarla ortalıkta gezerken vatanı kollayıp gözetmek bizim çocuklarımıza düşer. Siz hanımefendi, siz şehit analığı nedir bilir misiniz? Hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. İşte farkımız burada. Size bir şey söyleyeceğim.
Ulan hatırlayayım mı sen geçen sene şöyle kendi ellerinde güzel bir şöyle ablanı vurmuştun? Ulan hatırladın mı? Ulan şöyle bir kendine şey et. Bak bakayım bana bir kafayı toparla. Ha. Hatırladın mı? Yok hatırlamıyorum. Ha hatırladım. Abi! Gezmediğimiz, görmediğimiz, ilgilenmediğimiz bir köy bizim olabilir mi? Değildir, niye olsun ki? Suçlu işte bu şarkı. Sınırlarımız dahilinde hiçbir köy, hiçbir yer uzak olmamalı. Gezmesek de, görmesek de o köy bizim olur mu? Gel, 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 gel. Gel. İçerisi niye karanlık Ekrem? Ulan iki dakika sabırlı ol. Lan ne aval aval bakıyorsun lan, sana sürprizim var oğlum. Allah Allah. Allah Allah, hazır mısın? Hazırım. Heh. Anam bunlar kim? Anam bunlar devlet, devlet Türk Sanat Musikisi Korosu. Yani öyleydi. Az önce ben aldım. Şimdi Ekrem Türk Sanat Musikisi Korosu oldu. Ne yaptın, ne yaptın? Ya devlet bunları özelleştiriyordu. Ben bunları aldım. Ekrem Türk Sanat Musikisi Korosu yaptım. Musikisi Korosu. Kaç para verdin bunlara? Ulan devlet malı diyoruz lan. Bunlar devlet malı oğlum. Devletin malı ne olabilir ki? Nasıl haraç mızat satılıyor devletin malları? Ben bunların topunu birden bir CD parasını aldım lan. İhale pazartesi tamam. Çocuğum bir şey alın bana. Ne oluyor? Abi ne oluyor? İbo, 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 İbo. İbo's intelligence can be seen by the light in... İbo'nun gözlerinden zeka fışkırmaktadır. Önce çiğ eti bulgurla yoğurarak etin mide için olgun bir hale gelmesini sağlıyor. Çiğ köftenin yanı sıra diğer homo sapienslere adına türkü dediği şeylerden okuyor. Dün gece neredeydi, hoyrati ben yaktı. Ağlaram, sızlaram, sensiz ömre yanarım. Ağlaram, sızlaram, sensiz ömre yanarım. Ağlaram, sızlaram, sensiz ömre yanarım. Hazır mıyız? Not long after he also... Çok geçmeden ağaçları birbirine sürten İbo ateşi de buluyor. Cumhuriyet biraz sıkıntılı paşam. Ona emanet ettiğim gençlik ne yapıyor? Gençler emanetinize sahip çıkıyorlar paşam. Peki sıkıntılı olan nedir? Laiklik
Biz sizi çok özlemiştik, tamam da sizin bizi bu kadar özlediğinizi tahmin etmemiştik. Programımıza gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkürü borç biliriz. Bize övgü dolu yazılar yazan eleştirmenlerimize iyi duyguları için teşekkürü bir borç biliriz. Sevgili dostlar, bu akşam Olacak O Kadar'ın 4. ve son bölümünü seyredeceğiz. Yo, hemen üzülmeyin. Eylül ayında yeni yayın döneminde kaldığımız yerden devam edeceğiz programımıza. Gel 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 gel. Gel. İçerisi niye karanlık Ekrem? Ulan 2 dakika sabırlı ol. Lan ne aval aval bakıyorsun lan, sana sürprizim var oğlum. Allah Allah. Allah Allah, Allah. Hazır mısın? Hazırım. Heh. Anam bunlar kim? Anam bunlar devlet. Devlet Türk Sanat Musikisi Korosu. Yani öyleydi. Az önce ben aldım. Şimdi Ekrem Türk Sanat Musikisi Korosu oldu. Ne yaptın ne yaptın? Ya devlet bunları özelleştiriyordu. Ben bunları aldım. Ekrem Türk Sanat Musikisi Korosu yaptım. Musikisi Korosu. Kaç para verdin bunlara? Lan devlet malı diyoruz lan. Bunlar devlet malı oğlum. Devletin malı ne olabilir ki? Nasıl haraç müzat satılıyor devletin malları? Ben bunların topunu birden bir CD parasını aldım lan. Can be seen by the light in... İbo'nun gözlerinden zeka fışkırmaktadır. Önce çiğ eti bulgurla yoğurarak etin mide için olgun bir hale gelmesini sağlıyor. Çiğ köftenin yanı sıra diğer homo sapienslere adına türkü dediği şeylerden okuyor. Dün gece neredeydi, hoyrati ben yaktı. Ağlaram, sızlaram, sensiz ömre yanaram. Ağlaram, sızlaram, sensiz ömre yanaram. Ağlaram, sızlaram, sensiz ömre yanaram. Hazır mıyız? Not long after he also... Çok geçmeden ağaçları birbirine sürten İbo ateşi de buluyor. Cumhuriyet biraz sıkıntılı paşam. Ona emanet ettiğim gençlik ne yapıyor? Gençler emanetinize sahip çıkıyorlar paşam. Peki sıkıntılı olan nedir? Laiklik sorun yaratıyor. Din üzerinden siyaset yapıyorlar. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum, sen kimsin? Bana sen diyemezsin, sayın diyeceksin. Bir kere önemli olan sade vatandaşken de saygı görebilmelisin. Efendim, yalnız mısınız? Sana ne? Ben sana şimdi bir şey soracağım. Tabii, buyurun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Çok affedersiniz. Bir hata ettiysek hemen telafi edelim. Lan ne bu be? Buyurun, misafirimiz olun. Bırak, ben sana bir şey sordum.
Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Çok özür dilerim, ben bilemiyorum. Affedersiniz. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Çok sağ olun memur bey. Babam Alzheimer hastası da böyle arada bir kayboluyor. Evden de habersiz çıkmış. Şimdi sen benim kim olduğumu biliyor musun diye sorduğu herkes de ya babamı devletin en üst kademelerinden birisi zannediyor ya da yeraltı dünyasının en alt katmanlarından biri. Ve insanlar da birbirine şüpheyle baktığı için bulmakta zor oluyor haliyle. Ah! Ben beni hatırladım. Akif ben. Sen kimsin? Baba, bakın şimdi de beni unuttu. Baba ben oğlun, oğlun. Allah. Hadi baba, hadi, hadi. Teşekkür ederim. Özelleştirin, özelleştirebildiğiniz kadar. Satın, salın. Yok pahasına. Kendi çıkarına. Sat gitsin. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Düşüne kafam motor sardı. Elde avuçta ne varsa özelleştirdik. Ne yapacağız biz şimdi? Neyi özelleştireceğiz? Efendim hala kenarda satacak 3-5 bir şeyimiz var. Hazineye para lazım, para. Ne varsa sat. Ver gitsin, ver gitsin. Emredersiniz. Emre. Göreyim seni Emre. Emredersiniz. Memur beyciğim, yani bu kadar formaliteye ne lüzum vardı onu anlamış değilim. Formalite dediğiniz işler devlet işleri beyefendi. Devlet işleri ise ince işler. Evet. Kuruşunun bile hesabını sorarlar adama. Doğru efendim. Şuraya bir imza alayım. Okey o zaman. Okey değil efendim. Devletin resmi dili Türkçedir. Okey aldım, tamam o zaman. Tamam, yalnız bir evi kontrol etmemiz gerekiyor efendim, akustik açısından. Akustik olarak? Evet. Evet, buyurun efendim. Sesiniz kontrol. Nasıldır acaba? Sesim iyi vallahi, siz nasılsınız? Benim sesim ben. Okuyayım mı bir lütfen, şey? Lütfen, bir şey rica edeceğim efendim. Hançe, yalnız ben okurken beni elinizle idare eder misiniz? Evet. Hançeri aşkınla eyyam. Tamam. Beyefendi. Beyefendi, kupleye yarım kalıyor. Olsun efendim, kalsın. Yarım varım yeter. Eviniz Allah kabul etsin ama akustiği muhteşem. Akustikimiz iyi. Evet efendim. Evet. Oldu bu iş. Oldu. Hayrını görün. Eğer memnun kalmazsanız geriye iade edersiniz. Tamam. İyi günler. Akustikimizi beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim, muhteşem. Efendim, hayırlı akustikler. Ekrem, kimle konuşuyordun? Sana bir sürprizim var Nezahat. Sen mi sürpriz? Evet. Ayol senin bu lafı etmez sürpriz. Sen kocanı tanımıyorsun Nezahat. Düş peşime. Allah Allah. Gel 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 gel. Gel. İçerisi niye karanlık Ekrem? Ulan iki dakika sabırlı ol. Lan ne aval aval bakıyorsun lan, sana sürprizim var oğlum. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Hazır mısın? Hazırım. Heh. Anam bunlar kim? Anam bunlar devlet. Devlet Türk Sanat Musikisi Korosu. Yani öyleydi. Az önce ben aldım. Şimdi Ekrem Türk Sanat Musikisi Korosu oldu. Ne yaptın, ne yaptın? Ya devlet bunları özelleştiriyordu. Ben bunları aldım. Ekrem Türk Sanat Musikisi Korosu yaptım. Musikisi Korosu. Kaç para verdin bunlara? Ulan devlet malı diyoruz lan. Bunlar devlet malı oğlum. Devletin malı ne olabilir ki? Nasıl haraç müzat satılıyor devletin malları? Ben bunların topunu birden bir CD parasını aldım lan. Ha, hesaplı almışım. Çok hesaplı aldım ha. He? Hazırsanız başlıyoruz. Hadi başlayın anam. Thank you.
bağırıyorlar. Biraz sesini kıssana. Hadi ya. Hı? Radyo mu lan bu? Bir sesle fişini çekeyim. Tövbe. Oğlum canlı bu, canlı. Onun tadı böyle çıkar. Şimdi dinle de keyfini çıkar. Ulan Ekrem'in Türk musikisi korosu sizi. Yerim lan sizi. İçin koş. İstersen hopla. İstersen kaç. Az ye. Hatta oruç tut. Mideyi bırak da kafayı temiz tut. Yani ben böyle saçma sapan bir dava görmedim. Kardeşim televizyonda program yapan doktordan niye şikayetçisin bakayım? Şikayetçi mi hakim bey? Üç çocuğumun ve karımın ölümüne sebep oldu. Ana. Peki nasıl yaptı bunu? Şöyle oldu. Geldiniz sayın izleyiciler. Sağlıklı Günler programıyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz ta Amerikalardan bizler için buraya gelen Ahmet Köz. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hello. İzleyicilerimize sağlıkla ilgili nasıl bilgiler vereceksiniz? Brokoli. Her gün brokoli yenmeli. Ve günde bir avuç fındık ve kuru üzüm yenmeli. Ayrıca bol bol yürüyüş öneriyorum. Yani günde 6 kilometre yürüyüş. You know me? Yani, do you understand me? Evet, 6 kilometre yürüyoruz. Yürüyeceğiz. Oh, evet, her yes. gün 6 kilometre yürüyoruz. Hanımlar, çocuklar, herkes değil mi? Yes, yes. Sıddık, sofra hazır, hadi gel. Ne pişirdin hanım? Çorba tabii ki. Ulan evlendiğimizden beri çorba pişiriyorum be. Evlendiğimizden beri para girdiğim var eve. Bunu bulduğuna şükret. Kız nerede? Gene şu doktorları seyretmiş televizyonda. Sağlıklı yaşam için yürüyüşe çıktı. Evet. O zaman başınız sağ olsun. Kızınız yolda yürürken bir terörist saldırısı sonucunda can verdi. Şimdi hakim beyciğim, çocuklardan birisi tavsiye üzerine yürürken birisi logarın kapağını çalmış. Sen oraya düş. Orada sizlere ömür. Öbürü de yine yürürken düş bir inşaat çukuruna, içi su dolu değil mi? Orada boğulmamış mı? Bir karımdan ben kaldık abi. Brokoli yenmeli ve günde bir avuç fındık ve kuru üzüm yenmeli. Ve yürüyüş, bol bol yürüyüş öneriyorum. Yani günde 6 kilometre... Çok suratsızsın lan. Selam sabahı yok. Ne o, gene bu herifi mi seyrediyor? Evet. Ay, ben kendimi iyi hissetmiyorum. Çıkayım biraz dolaşayım da hava alırım. Yürüyüşe gideyim. Aman ne iyi olur, ben de senin şu suratından kurtulurum. 6 kilometre yürümek gerekiyor. Ya.
Sıddık Bey, Naciye Garip sizin karınız mı? O zaman başınız sağ olsun. Karınız yolda yürürken tinercilerin saldırısı sonucu tecavüze uğrayıp öldü. Şikayetçiyim sayın hakim. Bu doktordan şikayetçiyim efendim. Vallahi ne desen haklısın kardeşim. İyi ama biz şimdi ne ceza vereceğiz bu doktora? Her gün bizimki gibi gariban mahallelerinde 6 kilometre yürüme cezası verin hakim bey. Memleketin haline bakın hakim bey. Yani ortamı vatandaşın yürüyebileceği bir hale getirmek lazım. Haberleşme, yeni adıyla iletişim. Telefon yazdırıp bir hafta beklermiş görüşebilmek için eskiler. Telefon yokken güvercinle haberleşirmiş, daha da eskiler. Lan hırsız mı girdiniz? Soyulduk mu? Nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yarabbim yarabbim. Yok, soyulmamışız. Burada bir not var. Abicim karnım çok açtı. Mecburen kilidi kırıp girdim ve yarım ekmek aldım. Kusura bakma abi. Hay canım ya. Adam kim bilir ne kadar açtı. Vah zavallı. Bir de kibar hırsız görüyor musun? Bak not da bırakmış. Hay. Abicim ekmeğin arasına biraz sucuk koydum ama vallahi çok değil. Ne olur kusura bakma. Ya lafı mı olur kardeşim? Keşke içine kaşar falan da koysaydın. Allah razı olsun abi. Ben kaşar sevmem. Bana burada bir not daha. Abicim ekmek kuru kuru gitmedi. Bir de ayran aldım. Helal et. Tamam ulan. Tamam kızmadım tamam. Ulan millet memlekette ne hale gelmiş ya. Gazeteye telefon açayım da şunu söyleyeyim. Telefon nerede lan? Anam burada da bir not var. Abicim karnım doyunca memleketteki anamı bir arayayım dedim. Merak etmiştir zavallı garibim. Karnım tok anacığım demek için. Sen dükkandan gelirken cebindeki telefonu aldım kusura bakma. De lan yok artık be. Lan manyak mıdır nedir bu ya? Aa, en iyisi gideyim karakola bildireyim bunu. Şurada kasada para olacak, bir taksi çağırayım. Lan bir not da burada var. Tövbe ya Rabbi ya. Abicim, anamla konuştum. Beni çok özlemiş. Gel diye tutturdu. Ben de otobüs parası nerede abi? Yaşlı kadını üzmek de olmaz. Kasadaki paraları aldım. Kusura bakma abi. Lan manyak başıma bela oldu ya. Lan manyak mısın lan sen? Ben sana şimdi gösteririm gününü. Sayın abonemiz, bu bir bant kaydıdır. Lütfen dinleyin. Abi kusura bakma, anama burada evlendim diye yalan söylemiştim. Şimdi yanına gidince nerede karın diyecek? Ben de senin yengeyi biraz aldım, kusura bakma abi. Ulan bunu karakol. Komiserim. Amirim. Hayda. Nereye gitti lan bu polisler? Tamam, burada bir not var. Abicim, senin hemen polis karakoluna geleceğini tahmin ettim. İşime taş koymanı istemediğim için de acayip bir ihbar yapıp polisleri başka bir yere gönderdim. Kusura bakma abi. İnsanlar suçlu ve suçsuz diye ikiye ayrılır. Suçlular gerçek suçlu. Suçsuzlar suçsuz mudur acaba? Meral kalk şuradan. Ay hadi. Ne oldu Ahmet? Saat 6 oldu baksana. Tık yok ya. Aa niye acaba? Ya insana bu kadar da işkence edilmez ki be. Aman ümidini kaybetme. Ben şimdi sana bir çay demleyeyim. Bakarsın çay içerken bir şeyler oluverir. Var mı görünürde bir şey? Yok. Sokağın her günkü hali. Neyse. Gel çayını iç. Bakarsın yarın gelirler. Affedersiniz, bir gazete rica edecektim. Yok, yok gazete vaste. Ama orada gazete var. Yok kardeşim, yok. Ben satmak istemiyorsam yok demektir. Ama ben... Hadi be!
Hadi çık git dükkanımdan. Adi herif seni. Çek. Akşama çocukları da alın bize verin. Kalk kalk gelin bizim takım üstüne. Kız işte o profesör bu. İyi, iyi ki benim çocuklar görmedi. İğrenç adam. Bir de utanmadan sokakta kalmıyor. Kalk kalk size. İğrenç adam. Bir daha da görünme. Lanet Sen o profesör değil misin ya? Aa vallahi o. Ulan senin gibileri alıp sallandıracaksın. Bakalım bir daha yapabiliyor musunuz böyle şeyler? Ben üniversiteye gidecektim. Üniversite mi? Ulan ben seni nereye götüreceğimi biliyorum da dua et iyi günümde uyandım. İn lan aşağı. İn lan aşağı. İn lan aşağı. İn lan aşağı. İn lan mı? Arabayı kirli. İn lan arabadan. Ben seni nereye götüreceğim? Defol git lan. Günaydın çocuklar. Alo, savcılık mı? Ben Profesör Ahmet Bilir. Kardeşim ben de Atatürkçüyüm, ben de layıkım. Ben de bu vatana hizmet için canını verenlerdenim. Niçin beni Ergenekon'dan içeri almıyorsunuz ya? Benim gibilerin hepsi orada. Lütfen bana işkence etmeyin. Lütfen beni de içeri alın kardeşim. Ben ne suç işledim ki ben dışarıda kalıyorum ya? Yapmayın lütfen. Ya, lütfen. Kafamız karışık. Cebimiz, kesemiz karışık. Bir de reklamlar. Gel çık işin içinden. Onu mu alsak, bunu mu? Şu şekerli, şu susamlı. Ha diyeti de var. Yeter ki sen parayı... Ya şişkinliği alır, ceylan gibi sekmenizi sağlar. Eğer her gün bir tane hastırya yerseniz törelerden kolayca kaçıp kurtulabilirsiniz. Ama yemezseniz 2 dakikada yakalanır, töre kurbanı olursunuz. Bizden söylemesi. Hastırya, törelerden ve akraba bıçaklarından kurtulmanın tek yolu. Yaşamıyla. Yaptıkları ve yapacaklarıyla. Bir efsanedir İbo. Biz de bu Türk büyüğüne bir belgesel hazırladık. Poor people of Urfa. Doğu'nun en güzel şehirlerinden biri olan Urfa. Peygamberler şehrinin yoksul insanları o dönem mağaralarda yaşıyorlar. Erkek homo sapiens, beğendiği dişi için diğer erkeklerle amansız bir kavgaya giriyor. Whoa!
Best of the homo sapiens. Diğer homo sapiensler erkekler üzerine müşterek bahis oynayıp kemik kazanıyor ve kaybediyorlar. Hısmını haklayan homo sapiens erkeği ödülü olan dişiyi saçlarından sürüyüp mağarasına götürüyor. Fena halde hırpalanan diğer erkek homo sapiens sürüyü terk etmek zorunda kalıyor. Eating meat has not yet a habit. Homo sapiensler daha tam olarak et yeme alışkanlığını edinmemişler. Etin çiğ olması keyiflerini kaçırıyor. Çünkü henüz ateş bulunmamış, eti bu nedenle pişiremiyorlar. Çoğunlukla ot yiyorlar. After 9 months and 10 days, Homo sapienslerin çiftleşmesinden 9 ay 10 gün sonra yavruları olur. Erkek ya da dişi olan bu yavrular bazen de ikiz olarak dünyaya gelirler. Bu kez erkek homo sapiens dünyaya geliyor. Mağara çevresindeki diğerleri yeni doğan yavrunun ağlama sesinden ya da ağlamaya benzer çıkardığı nidalardan yola çıkarak onun dünyaya geldiğinden haber. Having a male baby makes the father homo sapien feel glad. Baba bir erkek yavrusunun olmasına çok seviniyor ve dişisinin resmini mağarasının duvarlarına resmediyor. He also doesn't forget to name the baby. Oğluna isim koymayı da ihmal etmiyor. İbo, 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 İbo's intelligence can be seen by the light in. İbo'nun gözlerinden zeka fışkırmaktadır. Önce çiğ eti bulgurla yoğurarak etin mide için olgun bir hale gelmesini sağlıyor. Çiğ köftenin yanı sıra diğer homo sapienslere adına türkü dediği şeylerden okuyor. Tüm gece neredeydi, hoyrati ben yaktı. Ağlaram, sızlaram, sensiz ömre yanarım. Ağlaram, sızlaram, sensiz ömre yanarım. Çok geçmeden ağaçları birbirine sürten İbo, ateşi de buluyor.
yine size danışayım. Ergenlik çağına gelen delikanlı Homo sapiens İbo, çevresindeki genç dişilere musallat oluyor. Aşkımsın, sevdalımsın, tutunacak dalımsın. Aşkımsın, sevdalımsın, tutunacak dalımsın. Taş yürekli zalimsin. Adolescent, he was annoying to females around. Hatta bütün genç dişilerin kendisinin olmasını istiyor. Buna itiraz eden genç dişileri saçlarından yakalayıp popolarının üstüne oturtuyor. Genç Homo sapiens İbo, dişi sapienslerin oynak olanlarından, hatta dansöz olanlarından hoşlanıyor. When he invented the fire, keşfettiği ateşle etleri pişirmekle kalmıyor, onları hamurla karıştırarak pişiriyor ve bulduğu bu yeni gıda maddesine lahmacun ismini takıyor. And he called this food stuff as lahmacun. First revolution was family. Mağaralardaki ilk inkilabı soyadı kanunu oluyor. Bütün Homo sapienslerin birer tane de soyadı olmasını istiyor. Tatlı bir sesi olduğu için kendisine de tatlı ses soyadını alıyor. Homo sapiensleri büründükleri postlardan kurtarıp kendi markasını taşıyan gömlek adını verdiği esvaplarla tanıştırıyor. He also invented gramophone by scratching on the stone. Taşların üzerlerini kemik kıymıklarla çizerek taş plağı keşfediyor ve kendi çıkardığı sesleri bu taşların üstüne kaydediyor. Çok geçmeden tekerleği bulan İbo, daha sonra tekerlekleri çoğaltarak adına otobüs dediği araçlarla toplu taşımacılığa başlıyor. Kapıyorlar yolları, geçemiyor bu taksi. Avanımı yandım taksi, şu bayanlarına aksi. Kapıyorlar yolları, geçemiyor bu taksi. Ardından kendine bir de uçak yapan İbo, uçarak etrafındaki diğer Homo sapienslerden uzaklaşıyor ve bilgisini, görgüsünü arttırmak üzere Urfa'da Oxford olmadığı için gerçek Oxford'un yolunu tutuyor. Başarılar İbo, yolun açık olsun. Reklamlardan sonra yine birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. Müdürüm. Müdür. Müdürcüm. Money. Laiklik sorun yaratıyor. Din üzerinden siyaset yapıyorlar. Daha doğrusu dini siyasete alet ediyorlar. Cumhuriyet rejiminin kıymetini hala kavrayamadılar mı? Günümüzde üniversiteyi bitirenin de iş garantisi yok artık. İşi olanın da yok iş garantisi. Sorumlusu kim peki? Kim? Nüfus planlaması. Geldim, geldim. Aa, bu ne hal Rafet? Ne yapayım, ne yapayım hanım? İş gereği. İşimi kaybetmektense ciddiyetimi kaybederim daha iyi. Sen bu devirde iş bulmanın ne demek olduğunu biliyor musun be? Hey hey! Kalk bir şeyler hazırla. Benim karnım aç, yemeğimi yiyip hemen yatacağım. Ne ası be, ne ası? Bu işin de şeyi çıktı ama Rafet. Dün maymun kılığında gelmişti, bugün palyaço. Yahu yemek hazırla diyorum sana. Of be! Of! Ya
Yani Rafet, sen işe geç kalmayasın diye bir sabah kalp krizinden gideceğim ha. Ne yapayım hayatım? İşsiz kalsam daha mı iyi? Biliyorsun sürekli bu devirde işçi çıkartıyorlar. Müdüre koz vermemeliyim, zamanında işe gitmeliyim. Oh. Ama daha horozlar bile ötmedi Rafet. Sen memursun, mesain 9'da başlıyor. Ya ya trafik olursa, ya yollar tıkanırsa, yani işe geç kalırsam? Tamam tamam, ben sana bir kahvaltı hazırlayayım. Yok 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 yok, ben kahvaltı falan istemem. Fırlar giderim ben. Buraya bir imza atar mısınız? Çabuk söyle. Birini şundan bir fotokopi alsın. Çaylar, taze çay var. Ya Bülent dikkat dağıtma, sus. Oğlum bana bir çay getir. Buyur. Çabuk 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 abi. Çabuk. Tamam tamam, benim de canım çekti, bir tane de bana getir abi. O ihale pazartesi tamam. Çocuğum bir çay alın bana. Abi ne oluyor? Buyurun dedim. Tamam, tamam müdürüm. Tamam müdürüm. Ulan ne şanssız müdürüm ben be. Yıllardır hep şu saplarla çalışıyorum. Şeytan diyor ki, kov şunların hepsini. Şuraya güzel bayanlar, hoş tipleri falan al ya. Müdürüm. Müdürcüm. Müdür bey. Ho ho. Müdür bey. Ho ho. Ho ho. Müdürüm. Bize imzalar mısınız? Oh. Şekerim. Gel sana masaj yapayım. Müdür bey, bu akşam kulübe gitmek istiyorum. Erol'un yanına gidelim mi beraber? Müdürüm, yerim seni, değil mi? Yerim şekerim. Müdür bey, herhangi bir arzunuz varsa derhal yerine getirebilirim. Ay, iğrensiz. Aman ya. Sus be. Ay, hadi. Sus be. Müdür bey. Yavrum. Müdürüm ya. Geldim, geldim. Ne ya? Ne ya? Rafet bu ne hal? Ay ne yapayım hayatım? İşimi kaybetmektense... Ay senle uğraşamam, al şunu, içime fenalık getirdin. Söz gümüş. Sükut altın. Özgürlüğe gideceğiz, çok yakın. Başında olsun aklın. Yürü oğlum Ahmet. Sen sağ, ben selamet. Ben bu perdeyi yıkarım. Ben bu perdeyi asarım. Bir tane daha perde kalmış. Ben bu perdeyi de yıkarım. Ne bakıyorsunuz? Ayıp mı? Karım işten atıldıktan sonra onun bunun evine temizliğe gidiyor. Bizim fabrikada özelleşti. Ben ne yiyeceğim? Ben de çamaşır yıkıyorum. İş var mı? Yok. Çamaşır yıkıyorum. Ben yıkarım. Her yeri yıkarım. Her haltı yıkarım. Ondan sonra da bu perdeyi kart diye yırtarım. Yırtılmıyor.
Eline, diline, beline sahip çık diyor bir Alevi atasözü. Kendine de sahip çık diyorum ben de. Ben de ülkene ve cumhuriyetine sahip çık diyorum. Nihayet bitti. Evim canım evim benim. Ay çok güzel bir miting oldu değil mi ama Sezai? Ya koskoca Tandoğan Meydanı tıka basa doldu. Vallahi bizim insanımız nasıl da bilinçlenmiş ha. Nasıl da cumhuriyetimize sahip çıktık ama. Ya. Alo? Ha tamam tamam. Babacığım yarın da İstanbul'da cumhuriyetine sahip çık mitingi varmış. Ne? Bir türlü dinlenemedik yahu. E gidecek miyiz baba? E adı üstünde oğlum cumhuriyete sahip çık mitingi. Gideceğiz tabii. Baba o zaman şimdiden yola çıkmamız lazım. Şimdiden diyorum yola çıkmamız lazım. Oho hadi. Hadi, 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 hadi. Ben ömrümde böyle bir kalabalık görmedim ha. Bir ara bütün memleket çağlığına akın etti sandım ha. Ama öyleydi anne. Bu kadar kalabalık olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Alo? Ha? Aa, öyle mi? Tamam, tamam oldu. Anne, baba yarın İzmir'de miting varmış. Ne? Gidecek miyiz baba? Kızım ne demek o soru? Cumhuriyete sahip çık mitingi bu. Gideceğiz tabii. Baba gideceksek şimdiden yola çıkmamız gerekiyor. Ne? Şimdiden diyorum yola çıkmamız gerekiyor. Hadi. Oh, hadi. Hadi hadi yürüyün. Sadece karalar değil, denizler bile adam doluydu ya. İnsanlarımızın cumhuriyetimize bu kadar sahip çıkacaklarını ölsem inanmazdım ha. Vakorlarda ne çok insanlardı değil mi? Dağ, taş, bayır, her yer insan doluydu. Helal olsun, herkes gelmiş. Hadi, hadi, hadi. Hadi Sezai Bey, hala oturuyor musunuz? Ne oldu ki? Ya Samsun'da cumhuriyetine sahip çık mitingi var. Hep beraber oraya gidiyoruz. Ne? Olamaz yahu. Baba gideceksek hemen yola çıkmamız lazım. Ne? Yola diyorum, çıkmamız lazım. Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Seçim günü üşendik, iki adım gitmedik. Oyumuzu kullanıp cumhuriyete sahip çıkmadık. Şimdi memleket memleket olacağız. Hadi bakalım, yürüyün gidiyoruz. Cumhuriyete sahip çık gidin yine, yürü. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Bir reklam daha. Ya illet oluyorum şu reklamlara. Etimizden et koparıyorlar. Cebimizden para. İyi günler. Şurayı imzalamanız gerekiyormuş. Money. Buyur. Money. Çatlamış ar damarından gelen sinyaller, kirli vicdandaki rüşvet merkezini tetikler ve hasta manilemeye başlar. Bir tek çaresi var. Şimdi ben bunu imzalarım yalnız. Müdürümün de onaylaması gerekiyor ama bu kadar maniyle olmaz. Biraz daha mani vermen lazım. Şurayı imzalamanız gerekiyormuş. Mani. Kaza geliyorum demez. Ya kaza hiç gelmese. Hiç kaza olmasa. Böyle bir şey olabilir mi? Ya biraz da kendi elimizde. Ayazdan yatardım. Adamı vurdular lan. Gelin adamı. Oğlum iyi misin? İyi misin? Nasıl iyi misin? Hadi hadi gene şanslısın. Kazadan sağ salim kurtuldun birader. Bırakın beni lan. İki dakika öncesine kadar sapasağlamdım. Kaburgalarımı kırdınız lan. Ah bunun bir şey yok. Ambulans çağırın biz öbürüne bakalım. Ortadaki pedala bastın! Ulan manyak mısınız? Adamı caddenin ortasında bırakmışsınız. Yürüyün! Allah! Aman oğlum! Neyse ki küçük bir minibüs
geçti üzerine. Kamyon filan geçseydi yanmıştı vallahi. Tutun kaldıralım şu direğe yaslayalım bunu. Abi, dik durunca üzerinden araba geçmez. Lan 10 dakika önce hiçbir şeyim yoktu. Bırakın bütün kemiklerim tutmuyor. Lan ne olur. Bak adam vuruldu. Ayakta durduğu için vuruldu. Yere yatırsaydık hedef küçülmüş olurduk. Vurulmazdı. Allah'tan 7.65 ile vuruldu. Domdom kurşun olsaydı yanmıştı bu. Ha! Ambulans geldi. Getirin sedyeyi, getirin. Ulan bu sedye kendi kendine nasıl geliyor? Durdur da şunu. Ulan bu ne ya? Bu ne lan? Ne ne lan kardeşim? Tekin'in önünden. Hastaya gidiyorum. Önümü göremiyorum. Allah ne olur bırakın beni halime. Kendi halime bırakın. Ne olur ben ölmek istemiyorum. Ne olur. Ne biçim yerleştiriyorsunuz? Ben şimdi nasıl kaldırıp koyacağım bu sedyenin üstüne? Doğru düzgün yerleştirsenize kardeşim. Ulan ambulansa çarptılar. Yürüyün lan. Yürüyün lan. Yürüyün. Allah 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 Allah. Lan durun lan nereye lan? Lan lan lan. Sedye gidiyor. Türkan Saylan. Bizim için örnek bir kişilik. Örnek alınacak bir Türk kadını. Yılmadan, yorulmadan bir yaşam. İşte Atatürk'ün kızı. Türkan Saylan. Kızım söyle bana neler oluyor kurduğum cumhuriyette? Cumhuriyet biraz sıkıntılı paşam. Ona emanet ettiğim gençlik ne yapıyor? Gençler emanetinize sahip çıkıyorlar paşam. Peki sıkıntılı olan nedir? Laiklik sorun yaratıyor. Din üzerinden siyaset yapıyorlar. Daha doğrusu dini siyasete alet ediyorlar. Cumhuriyet rejiminin kıymetini hala kavrayamadılar mı? Bal gibi de biliyorlar ama işlerine gelmiyor. İçeriden dışarıdan herkesin gözü Türkiye'de. Türkiye bir bütündür, bölünmemeli. Amerika çoktan kendi haritasını yaptı. İngilizlerin, Fransızların gözü hep bizim topraklarımızda. Amerika bizim üzerimizden diğer Müslüman ülkelere saldırıyor paşam. Biz de buna izin mi veriyoruz yoksa? Amerika bizi borçlandırdı. Tavizler hep bu yüzden veriliyor. Yurdun dört bir köşesi de yabancılara satıldı. İsrail mayınlarımızı temizleyecek ve topraklarımızı yönetip işletme hakkını elde edecek. Anlaşıldı. Nereye paşam? Mahsuni de diyor ya bir daha gel, gel Samsun'dan. İsmet Paşa'yı da alayım da Samsun'dan bir kere daha gelelim. Durum bu noktada anlaşılan. Bir daha gel gel Samsun'dan, sarı saçlım mavi gönlüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Bir daha gel gel Samsun'dan, sarı saçlım mavi gönlüm. Sarı saçlım mavi gönlüm. Kutsal olduğu bir ülke Türkiye. Yere düşen lokmanın öpülüp başa konduğu bir ülke. Karneyle ekmek alınan, üzümle çay içilen bir ülke. Bu akşam Cahit Bey'in günü. Bakalım alışverişi nasıl yapacak? Neler alacaksınız Cahit Bey? Önce markete gideceğim. Ondan sonra alışverişimi orada yapacağım. Sonra da katap ve manav var sırada. Cahit Bey ilk olarak markete giriyor. Makarna almam lazım. Spagetti düşünüyorum. Üstüne bir de kaşar rendeletirsem konuklarım buna bayılırlar. Oo Cahit Efendi hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya böyle ha? Yoksa buna bir sürpriz yapıp da veresiye defterindeki hesabını temizlemeye mi geldin? Yarışmadayım. Bu akşam yemek yapacağım. Konuklarım gelecek, malzeme almaya geldim. Ben de bunu yedim. Yemekteyiz programına katıldın öyle mi? Mahallede katılmayan bir sen kalmıştın. Sen de katıldın tamam oldu. Nasıl ya? Hadi Cahit Efendi hadi. Bak vallahi veresiye defterindeki hesabı temizlemeden sana hazırlık vermem. Herkes yok şuna katıldım, yok buna katıldım. Bin bir türlü numara çekiyor. Sen bana bak yeni numara icat edeceğine. Önce şu veresiye defterindeki hesabını öde. Çok ciddiyim. Yarışmaya katılıyorum. İnşallah kazanıyorum. Hatta oradan bana para verdiler. Makarnanın parasını ödeyeceğim. Tamam. Ben bunları hesabından düşerim. Gerçi yetmez ama. Hay Allah. Cahit Bey'in alışverişi biraz sorunlu geçecek galiba.
market sahibi biraz sinirli. İşte mizaç. Ama ben de mecbur değilim makarna yapmaya. Şimdi kasaptan azıcık kıyma alabilirsem güzel bir köfte yoğururum. Konuklarım da bayılırlar. Haydi kasaba. Abi yenmekteyiz programındayız. Bu akşam yemek yapma sırası bende. Ben de köfte yapmak istiyorum. Biraz kıyma rica edeceğim. Bana bak Cahit Efendi. Senden önce 50 kişi bu aynı numarayı yaptı. Borcunu ödemezsen gerçekten bir programa katılacaksın ama bu bir cinayet programı olacak. Sen de ceset olacaksın. Gide. Osman Efendi, gerçekten programdayım. Büyük para kazanacağım. Vallahi de billahi de ödeyeceğim paramla. Yani bu akşam şu köfteyi yapayım. Vallahi bütün paralar gelecek. Şu kıymayı alayım ne olur. Bana bak, borcunu kapatmadan zırnık vermem. O kadar. Cahit Bey'in işi oldukça zor görünüyor. Bu gidişle hiçbir şey alamayacaksınız Cahit Bey. Evde olanlarla bir şeyler yapacağım artık. Musluklarınızdan su akmıyor mu Cahit Bey? Evet, faturayı yatırmayı unutmuşuz. Aşağıdaki caminin çeşmesinden alıyorum suyu. Ne yapalım, idare edeceğiz, başka çare yok. Neler hazırlıyorsunuz konuklarınıza Cahit Bey? Efendim biraz un vardı. Un çorbası bari dedim yapayım. Ama beni meşgul etmeseniz çok memnun olacağım. Çünkü tüp bitmek üzere, biterse mahvoldum. Dur bakayım. Aa! Belki çorbanız pişmiştir Cahit Bey. Belki pişmiştir, bir bakayım. Eğer pişmemişse komşuya giderim. Onların hala tüpü bitmemiş olabilir. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ay vallahi ben çok iyiyim. Emekli maaşına zam yapılacak diye duydum. Yok anam, yanlış duymuşsun sen. Doğalgazları indiriyorlarmış. Ya tam yemeği pişiriyordum. Tüp bitti. Aman olsun canım, ben onu çiğ çiğ yerim. Aman, mühim olan ekmek. Ekmeğin var mı senin? Yok. Yemeğin tuzu artık az olmuş Cahit abi, ne diyin? Bizde tuz kalmamış da. Komşular alacaktım, onlar da evde yoktu. Cahit Bey, eğer başka bir şey yoksa bundan birazcık daha alacağım. Oh. Ay, kusura bakmayın, biraz fazla oldu ama. Ay! Ay hakikaten tuzsuz bu. Ay Cahit Beyciğim, benimkini ekmeğin arasına koyun başka bir şey yoksa. Vallahi makarna yapacaktım ama market vermedi. Ay vallahi Cahit Bey birinci falan olamaz. Yaptığı yemek hem tuzsuzdu hem de pişmemişti. Zaten hiç tipim değil. Ay bir veriyorum. Ay sıfır mı versen? Ay tamam, üstüme gelmeyin, bir buçuk. Benim günüm de, ben pazara gideceğim akşama doğru. Gördüm. Bayağı domates artmış. Geç çürük taraflara kalıyor domatesin ama pazarda olsun, önemli değil. Arta kalan taraflarıyla da idare ederiz. Çorbanın adı un çorbası ama içinde un yoktu. Ben sofrasını da hiç beğenmedim zaten. Ne bileyim, insan bir pazara gidip bir çer çöp karıştırıp pazarın çöpünden bir iki yeşillik bir şey bulup koyar sofraya. Ben hiç beğenmedim zaten. Benimle kocaman bir sıfır. Çorbanız bittiyse tatlı ikram edeceğim. Onun birazıyla helva yaptıydım da. Kız çorbandan azıcık alabilir miyim? Mersi. Ay ne olursun Cahit Bey, benimkini ekmeğin arasına koyun da birazcık karnım doysun ayol. Ay hiç böyle şey görmedim. Cavit Bey'in getirdiği yemeğin gerek sunuşu olsun, gerek lezzeti olsun, ben gerçekten çok beğendim. Uzun zamandır böyle bir çorba içmemiştim. Açıkçası bayağıdır çorba da içmemiştim ben. Diğer arkadaşların nimete yaptığı saygısızlığı gerçekten efesle anlıyorum. Ve Cavit Bey'e benim verdiğim not bence 8. Elektrik parasını da ödeyememiştim. Ya neyse. Yani. Ekranlarda Tayland usulü etler, İtalyan usulü salatalar, Pekin usulü ördekler gösterenler
bir emeklinin evine girip de onun yemeklerini gösterse belki başımızdakiler Afrika'ya, Arabistan'a milyon dolarlar yardım yapacaklarına, kendi vatandaşlarına yardım yaparlar. Ama o da reyting kalmaz tabii. Reklamlardan sonra yine birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. Yok, yapmamıştır, yapmamıştır. İftira. Yaptım hakim bey. Yok yok, yapmamışsındır. İnsan bu kadar kişiyi niye kessin ki oğlum? Anne. Anne. Efendim yavrum, efendim canım. Baba. Baba. Son duanı edesen Cemil. Hocam, vallahi benim adım Cemil değil ya. Bu dava 8 senedir sürüyor. Sen bunu 1-2 sene içinde bitirirsin. Hadi kızım. Hadi canım, hadi aşkım. İçeride çok insan var. Toplayıp toplayıp dolduruyorlar. Toplayıp toplayıp boşaltsalar ya. Yakında Anya'yı, Konya'yı anlayacaklar. Ve özgürlüğe açılacak kapılar. Açık duruşmaya başlanmıştır. Ne yapmış bu adam? 3 kişiyi vurmuş, 2 kişiyi kesmiş ve kişiyi de baltayla doğramış reis bey. Yok, yapmamıştır, yapmamıştır. İftira. Yaptım hakim bey. Yok yok, yapmamışsındır. İnsan bu kadar kişiyi niye kessin ki oğlum? Yok, yapmamışsındır. Allah Allah, vallahi yaptım ya. Sus lan. Yapmamışsın diyorsam yapmamışsındır. İftira. Yaz kızım. Beraatine karar verilmiştir. Eyvallah, sağlıcakla. Reis bey, siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Herifin psikopat bir suçlu olduğu besbelli işte. Neyi salıverdiniz? Ya sen olayın öbür tarafını görmüyorsun da ondan böyle konuşuyorsun. Bak şimdi, benim bacana gardiyan. Geçenlerde bir akşam yemeğe gittik. Saygılar abi. Ne dikiliyorsun lan tepemizde? Gölge etme. Geç şöyle otur. Sen de kes lan tıngırdamayı. Neşeli bir şeyler çal. Ortam olsun. Tamam abi. Ben almayacağım, sağ ol. Eyvallah yenge. Ya bacanak, bu ne hal ya? Vallahi bacanak, hapishanelerde yatacak yer kalmadı. Savcı bey rica etti. Akşam iş çıkışı her gardiyanın evinde 10'ar tane mahkumu götürüyor, sabahleyin hapishaneye geri getiriyor. Ne yapayım, benim şansıma da bu akşam bunlar düştü. Ya kardeşim, bu kadar çok hapishane var, hiçbirinde yer yok mu? Yok abi, vallahi Ergenekon'dan herkesi içeri aldılar ya. Hapishaneler askerlerle, profesörlerle doldu. Adam kesmek, vurmak, tecavüz gibi suçlulara içeride yer yok artık. Münevver'in katili niye bulunamadı sanıyorsun ha? Ha? Bu adam ne yapmış? Kuyumcuyu soymuş reis bey. Yok, soymamıştır. Bu adam kuyumcu falan soymamıştır. Ben soydum hakim bey. Sen karışma, çık dışarıya. Yaz kızım, beraatine karar verildi. Ne bakmış havalı havalı ya? Sıradaki dava. Teammüden yoksa kazayla mı? Belki de kasten. Kasten ve teammüden. Belki de namus borcu. Kan davası. İz bırakmış mı? İpucu. Demek aracımızı vermeyelim bu ha? Evet baba. Lan bana bak. Sen kime bulaştığını farkında mısın? Sen kime bulaştığını farkında mısın? Baba affet, söz veriyorum, bir daha olmayacak. Birisi için cinayet işlensin. Bu işin ucu da hapiste yatmakta var. Biliyoruz baba. Sen hapse girenin çocuklarını okutacağım demedin mi? Dedim. Kaç çocuğun var oğlum? 3 tane baba. Al. Allah, bana verdik. Manyak mı lan bunlar? Tam tersine. Çok akıllı bunlar baba. Herifin tam 3 tane çocuğu var. Tamam, okutacağım. Ben emekli memur muyum? Koskoca mafya babasıyım. Yürü. 3 çocuğu da okulumuza almaktan sevinç duyarız. Bu iş bize kaça patlayacak Müdür Hanım? Okulumuzun fiyat tarifesi burada. Oha! Hatta küş! Bu ne lan? Bu sadece okul fiyatı baba. Daha yemek, servis, kitap parası falan var. Bu ne lan? Hangimiz mafyayız?
Oğlum cinayeti sen mi işledin? Evet hakim bey, ben işledim ben. Durun. Siz de kimsiniz? Ben katilim hakim bey, ben öldürdüm. Bu da yardım etti. Peki bu kim? Ben onun adamıyım hakim bey. Cinayeti ben işledim diyecektim ama... Ben de bunu çocuklarla okutacaktım. Özel okul fiyatlarını görünce kimin mafya olduğuna şaşırdık. Şaşırdık. Gireriz, yatarız, cezamızı çekeriz hakim bey. Şansıma tüküreyim. İlim nerede olursa git bul demiş peygamberimiz. Başka söze hacet var mı? Yok. Aslan oğlum benim be. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Annesi, oğlumla gurur duyuyorum ben. Duy tabii duy. Sen de duy. İkimiz de oğlumuzla ne kadar gurur duysak azdır. Aslan oğlum benim be, aslan oğlum. Yavaş ayol yavaş, çocuğun yediği kahvaltıyı burnundan getirdin. Baba Allah aşkına, yok mu şu işin başka bir yolu? Yok oğlum, yok başka bir yolu yok. Allah Allah, ikide bir aynı şeyleri söyleyip durma bana. Babana güven. Hadi bitirdinse kahvaltını, kalk gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah! Hadi bakayım göreyim seni. Gazdan mübarek olsun. Ya baba ya. Şşş, itiraz yok. Aynen dediğim gibi. Hadi bakayım. Yürü bakayım. Yürü. Yürü. Affedersiniz Memur Bey. Buyurun. Şunu şöyle. Ya. Lan ne yapıyorsun sen? Bir polisin düğmesini sökmek kaç aydan başlıyor biliyor musun sen? Biliyorum. 6 ay. Manyağa bak. Sakin sakin söylüyor bir de. Ben şahidim memur bey. Düğmenizi söktü. Gerekeni yapın. Yapacağım beyefendi, yapacağım. Siz hiç merak etmeyin. Gel bakayım sen benimle. Sami bey. Sami bey. Yani 30 yıldır ben bu işi yapıyorum. Gardiyan aşağı, gardiyan yukarı. Sayenizde de bey oldum ya, ölsem de gam yemem artık ha. Sami bey, karım kitap gönderecekti, geldi mi acaba? Yok, daha gelmedi Ziya bey. Sami bey, sana zahmet, şu mektubu postaya verir misin? Ne zahmet hocam, görevimiz. Sağ olasın. Günlük gazetelerimiz gelmedi, idareye söyler misiniz? Söylerim, söylerim. Ya hocam affedersiniz, bir şey soracağım. Yani kalem, defter, kitap, gazete. Yahu sizin bundan başka bir şeye ihtiyacınız yok mu Allah aşkına? Var, var ama bunlar daha önemli. Bülent şunu görüşme odasına götür. Bir dakika ya, bir şey diyeceğim. Efendim? Şimdi ben 2 satır kitap okuyorum, hemen esniyorum, uykum geliyor. Ya bu adamlar ömür boyu okumuşlar, hala okuyorlar. Nedir bu ya? Profesör olmak kolay mı? Bunların her biri bilmem hangi üniversitenin profesörü, dekanı. Ulan keşke biz de zamanında okusaydık. Bunlar gibi profesör, dekan falan büyük adam olduk be. Ne fark ediyor ki? Onlar da içerideler, biz de içerideyiz. Bizim durumumuz daha iyi. Niye? Maaş alıyoruz daha. Senin oğlan değil mi bu? Oo aslanım, gel bakalım, gel. Gel. Gir içeri bakayım. Gir, gir. Allah kurtarsın. Geç oğlum. Allah kurtarsın. Ya polis memurunun düğmesini koparmış. Anladın mı? 6 ay yatıp çıkacak. Yazık çocuğa ya. 2 sene üniversite imtihanlarına girdi, kazanamadı. Anladın mı? Dershaneler pahalı, gönderemedik. Ben de bu yolu buldum. Şimdi bugünlerde bütün profesörler, hocalar hapiste ya, hapishane tam bir dershane. Yani 6 ay dişini sıksın, benim oğlum her türlü üniversiteye girebilir. Sami bey, ha? Size 5 ortalı bir defter, bir kalem, desilgi aldırır mısın? Delikanlıyla çalışacağız da. Derhal geliyor dekanım. Kapımız çalındığında... Hayırdır deriz. Haberler yalnızca iyi olmayabilir. Kötü haber de gelebilir. Allah her şeyin kötüsünden korusun bizi. Ben açarım. Müsaade eder misiniz? Edersiniz. Buyurun. Ergenekon 45. dalga kapsamında evinizde arama yapacağız beyefendi. Hoppala! Bizim ne ilgimiz olabilir ki Ergenekon'la? Vallahi hanımefendi, biz içeridekilerin de ne ilgisi olduğunu bilmiyoruz. Emir kuluyuz. Arkadaşlar evin içine dağılın. Bilgisayar bulursanız da alın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Dağılın. Memur bey. Bilgisayar. Arkadaşlar bilgisayarı buldum, gideriz.
hanımefendi, problem yaratmayın. Evet arkadaşlar, topluyoruz malları. Ne oluyor? Hanımefendi bir dakika ya, ne yapıyorsunuz siz ya? Ben bu görüntüyü bin defa yaşadım Ahmet Bey. Eğer ödemeniz gereken borcu ödeseydiniz böyle olmayacaktı. Bir hadis kararı efendim, onu uyguluyoruz. Hanımefendi siz bin kere yaşamış olabilirsiniz. Ama ben bir kere bile yaşamadım. Benim hacizli borcum yok. Hem de benim adım Ahmet değil. Buyurun, buyurun. Hay Allah, pardon. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Geri bırakıyoruz. Kusura bakmayın, bir yanlışlık oldu efendim. İyi günler diliyorum size. Hadi arkadaşlar, toparlanın. Kelime-i şehadet getir. Vaktin gelmiştir. Ya ne vakti, ne vakti? Töre vakti ha. Kan davası. Urfa'da herkes bilir bizim kan davalısı olduğumuzu. Sen zamanında bizim babayı vurmuşsan. Biz de şimdi seni vuracak. Son duanı edesen Cemil. Hocam, vallahi benim adım Cemil değil ya. Ben Bulgaristan göçmenliyim. Billahi de vallahi de Urfa'da hiç bulunmadım ben ya. Ulan bizi cahil gördüğünde salak mı zannettin sen? Yahu sanki haklı gibin. Bu lavuğun Urfalı olduğuna kimse inanmaz lav. Alın bakın. Dur. Kimlik. Bakın ben buyum. Karım Manisalı. Oğlum Rize'den oldu. Rize. Siz bizi karıştırıyorsunuz. Hemşerim yok. Yok. Kusura bakmayın sana hemşerim. Bir yanlışlık olmuş. İyi günler emmi. Haydi. Hadi gidelim. Bana bak Fasıl, ben artık bu evde bir dakika bile duramam. Ya bir çare düşünürsün ya da ben annemin evine giderim o kadar. Evet baba, ben de ders çalışamıyorum artık. Gidip arkadaşlarımda kalmak istiyorum. Böyle ev mi olur ya? Ya tamam, haklısınız. Başımıza gelenler inanılır gibi değil. Ama acele etmeyin, telaş etmeyin. Bir çaresini buluruz ya. Bu sefer ben açacağım. Sizler uğursuzsunuz. Buyurun. Merhabalar, müsaadenizle. Nasılsın oğlum? Hanımefendi siz nasılsınız? Sağ olun. Beyefendi iyisiniz inşallah. Efendim bendeniz müteahhitim. Bu eski binayı alıp yıkarak yerine modern bir site kuracağız. Eğer dairenizi bana satmak isterseniz peşin parayla alırım. Vallahi. Hızır gibi yetiştiriz ya. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Yalnız fiyatlar son günlerde biraz düştü. Düştü efendim, onun ise herkes evini satıp gitmek istiyor. Tabii münasip bir fiyatta anlaşabileceğimizi sanıyorum. Anlaşırız. Hayrını göreyim efendim, hadi hayırlı olsun. Yarın tapuda görüşelim efendim. Allah razı olsun. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Alo abi, 8 numaralı dairenin yarı fiyatını aldım. Yarın sabahtan itibaren 9 numaralı daireyle ilgileneceğim. Oraya da dinozorları falan gönderirim artık. İnanırlar abi, inanırlar. Bu memlekette o kadar inanılması oluyor ki millet artık her şeye inanır. Tamam abi. Kimi mal bırakır, kimi mülk? Kimi borç. Kiminin de nasihatidir vasiyet. Çocuklar daha gelmedi mi Münevver? Şimdi gelirler Recai, şimdi gelirler. Geldiler. Çok mu kötü anne? Baba? Aslan oğlum benim. Aslanım benim. Kötü mü anne? Baba? Ne var? Canım kızım. Canım kızım, canım oğlum. Baba. Ay oğlum. Ay iyi benim Aytol. Canım güzel kızım benim, canım. Ay, ne biçim bırakıyorsun lan? Hadi oturun bakayım. Otur bak ne diyeceğim. Ay. Hiçbirimiz bu dünyaya kazık çakacak değiliz. Ölümü hepimiz
alacağız. Benim için o gün geldi artık. Ona göre. Öyle deme baba ya. Öyle lan öyle. Bırakın iyi evlat muhabbetlerini verin dinleyin. Vallahi her an cartlarıma. Bak şimdi. Bu dosya var ya, bu dosya. Sarıyer ikinci Asliye hukukta bir dava. Bu davaya sen bakacaksın lan. Anladın mı? Gel buraya. Aslanım. Duruşma ayın 28'inde. Ne yapet? Koçum iki şahit bul. Bu davayı sonuçlandır. Hadi koçum. Tamam baba. Sana ne bırakıyorum biliyor musun? Bunu bırakıyorum. Kartal 3. icradaki kredi kartları borcu. Gel buraya. Aslan kızım. Al bu dosyayı da sana. Faiz oranlarına itiraz et, tamam mı? Vakit kazanmaya çalış. Bu dava 8 senedir sürüyor. Sen bunu 1-2 sene içinde bitirirsin. Hadi kızım. Hadi canım. Hadi aşkım. Hadi. Şimdi sen. Gel aslanım. Bak dersin ki mutfak ışığı kalmıyor. Tamam. Bu dava 12 yıldır sürüyor ona göre. Bunu mutlaka halledeceksin. Tamam baba. Sen hiç merak etme. Tamam. Ben bu işi çok ciddiye alıyorum. Bir kopyasını da oğluma bırakacağım. Senin gözün açık gitmesin. Bana cevap verme lan. Geçerli. Ha çocuklar. Ben bu memlekette hiçbir davanın sonuçlandığını görmedim. Ulan dilerim Allah'tan siz görürsünüz. Hadi ben gittim. Gerçekten gitti mi? Gitti. Evimin direği gitti. Yarın olmazsa yanında. Geceler uzun olmuyor sabah. Yaşam sanki bir mata. Dostlar içeride. Düşmanlar gezegen. Haramla karıştı helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Baba nasıl buldun arabayı? Mustafa, bu arabanın parasını nereden buldun? İhracat yaptım, ülkeye döviz kazandırdım. Mustafa, bu arabanın parasını nereden buldun? Turizme yatırım yaptım baba. Ülkenin turizmini geliştirdim. Birkaç tane de oteller zinciri falan kurdum. Mustafa, bu arabanın parasını nereden buldun? Fabrika kurdum baba. İstihdam yarattım. Ülkenin işsizlik sorununu çözmeye çalıştım. Bol bol üretim yaptım. Mustafa, bu arabanın parasını nereden buldun? Aman baba be. Tamam, banka kurdum. Sonra kendi kurduğum şirketlere usulsüz krediler verip bankanın içini boşalttım. Sonra da bankayı hortumladım. Ha şöyle. Doğruyu söyle ciğerimi ye. Yürü. Size malları kapıda ayaküstü satarlar. Ayaküstü alırsınız kredi kartlarını. Bir kartın parasını diğer kartla ödersiniz. Ya sonra? Bedava uçuyoruz, geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Faizi koyuyoruz, katlıyoruz, on kat yapıyoruz. Reklamlardan sonra yine birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. Anne,
Anne. Efendim yavrum, efendim canım. Baba. Baba. Hayatta yalnız kalmak ne zordur. Annelerimiz, babalarımız hala hayattaysa ne mutlu bize. Çünkü onların yerini kimse dolduramaz. Gölgeleri bile yeter. Analarınız, babalarınız hala sağsa... Yitirmeden onların kıymetini bil. Ne oldu doktor bey? Karınız hamile. Hem de 300. Ne diyorsunuz? Sena tut beni. Turgay. Sena. Turgay. Demeyi çok isterdim ama maalesef karınız hamile kalamıyor. Biliyorum doktor bey, biliyorum. Yani hamile kalsın diye yıllardır uğraşıyorum ama tık yok. Tüp bebek de fayda etmedi. O da gaz yapıyor. Yok, tüp işi ters zaten. Millet az desin diye çocuğa tüp taktırdığımızı düşünecek. Yani tüm çareler tükendi mi? Tıp burada tıp mı diyor? Aslında bir yol daha var. Ne olur doktor bey söyleyin. Söyleyin. Ne olursunuz her şeyi yapmaya hazırız. Karınız hamile kalamıyor. Ama siz kalabilirsiniz. Ne? Ben hamile mi kalırım? Yok canım daha neler. Yani tıp burada saçmalamaya başlamış. Bunun örnekleri var. Çin'de bir baba 3. çocuğuna hamile. Ya doktor bey ben size bir şey söyleyebilir miyim? Sizin devreleriniz ya yanık ya da sağlam delisiniz. Vallahi sordunuz söyledim. Ötesi sizin bileceğiniz bir iş. Ne bakıyorsun Sena? Turgay'cığım bir denesek diyorum. Allah Allah saçmalama ya. Turgay öyle ya da böyle bir çocuk sahibi olacağız. Öyle olur da böyle olmaz. Turgay'cığım niye hemen itiraz ediyorsun? Bir doktordan detayları öğren. Ya niye alakası var Allah'a? İtiraz etme Turgay. Hayır edeme. Böyle durun da edin. Korkun ayrıca. Doktor bey. Buyurun. Doktor bey ben bebeğimi doğurmak istiyorum. Ama bak emzirmem ona göre. Merak etme. Çok doğru bir karar verdiniz beyefendi. Sizi tebrik ediyorum. Daha fazla saklayamayız Turgay'cığım. Söylememiz gerek. Ya sadece töre kadınlar için mi zannediyorsun? Babam vallahi kesecek beni Sena. Ama baban torun sevgisiyle yanıp tutuşuyordu. Ya sence aynı şey mi? Ah! Ah! Vallahi geldiler. Ağzından hiçbir şey kaçırma sakın. Turgay! Ah! Ah! Oh! Oh. Ya niye açmıyorsunuz? Niye açmıyorsunuz? İki saattir kapıyı çalıyorum. Neredeyse dönecektik. Belki işleri vardı canım. Aman olsun olsun. Kilo mu aldın sen? Kim? Yanaklarda pembe pembe. Kollar tombik tombik. Kız sen hamilesin. Yok değilim. Hamilesin hamilesin. Vallahi değilim. Anne ayıp oluyor ama. Bir çocuk be, bir çocuk. Çok şey mi istiyoruz? Yahu kıtlık mı çıktı? 2 milyar çocuk var dünyada. Alın birini sevin. Hayır efendim. Biz kendi torunumuzu istiyoruz. Merak etmeyin. Artık torun geliyor. Hayır Sena. Evet kalk. Hayır. Kalk dedim. Sena. Kalk kalk, Sena. Kalk kalk kalk. Ah! Ah! Gördün mü yaptığını? Ay bu da mı gelecekti başıma? Cinsiyeti ne? Erkek. Erkek adamın erkek oğlu olur dedikleri buymuş demek. Ah oğlum ah. Sen doğdun da nur topu gibiydin. Ama ne yazık ki nuru gitmiş, topu kalmış. Babası kim? Ya baba saçmalama. Tabii ki babası benim. Annesi kim? Benim. Babası kim? Benim. Annesi? Baba, anası da babası da benim. Derhal bu çocuğu aldıracaksın Turgay. Ne? Hanım. Doktora gidersek rezil oluruz. En iyisi üstünde sıçrayalım, sıçrayalım, sıçrayalım o zaman düşerim. Hayır, dokundurtmam çocuğuma. Korkma Turgay, hiçbir şey yapamazlar. Anne, anne. Efendim yavrum, efendim canım. Baba, baba. Efendim yavrum, söyle çocuğum. Anneanne, anneanne. Ama. Bak sana söylüyorum. Ay canısın bebeğim benim. Turgay. 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 Turgay'cığım. Turgay. Anne. Ne oldu bana? 300 bebeğimiz olacağı haberini duyunca sevinçten bayıldım. Baba. Turgay. Oğlum biz 3'ün birine razıydık. Sen 300 yaptın maşallah. Nasıl yaptın? Vallahi ben yapmayacağım baba. Sena yapacak. Tabii canım. Yıllardır çocuk hasretiyle yanıp duruyordu. Dibi tuttu.
Olacak o kadar 4. bölümüyle sezon tatiline giriyor. Eylül'de yeni yayın döneminde yine beraberiz. Eylül'e kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.